Merhaba, ben Mustafa Bulut, 22 yaşındayım. Aktif olarak Pamukkale Üniversitesi'nde İngilizce işletme okuyorum. Halihazırda bazı topluluklarda yöneticilik yapıyorum ve Erasmus yapmış bir öğrenciyim. Erasmus programından faydalanma şartları, öncelikle dönem sonunda güzel bir puanla kapatmanız gerekiyor ki daha iyi bir ülkeye gidebilirsiniz ve ayrıca International Office'in yaptığı sınava tabi tutuluyorsunuz. Bu sınavdan da güzel puan almanız gerekiyor. Üniversitemin anlaşmalı olduğu kurumlar bölümden bölüme değişir. Benim bölümüm en çok gönderen bölüm diye bir bölüm. Bunlardan bazıları İspanya, Fransa, Almanya, Polonya diye devam ediyor. Ben İspanya'ya gittim ve orada bir yıl süreci eğitimi aldım ve İspanya'nın her şeyinden faydalandım diyebilirim. Erasmus bana çok fazla şey kattı. Hayatıma olsun, yaşantıma olsun. Ama bunun en üstü benim için speaking'di, yani konuşmaydı. Öncesinde konuşmam o kadar seri, akıcı ve anlaşılır değildi. Ama oraya gittiğim zaman insanlarla tanıştığımda İtalyan olsun, İspanyol olsun veya her nereli olursa olsun onlarla sürekli bir konuşma hali içerisindeydim ki İngilizcemi ilerletebileyim ve geliştirebileyim diye. Bu yüzden speaking'ime çok büyük yararları oldu. Keza ben yemeklerle de ilgilenen biriyim. Yemeklerini öğrenmiş oldum, kültürlerini öğrenmiş oldum. Çok fazla ülkeye gezmeye fırsatım oldu. Diğer insanları tanımaya fırsatım oldu. Erasmus bize katabileceği, öğrencilere katabileceği en büyük şey bu diyebilirim. Erasmus programından faydalanılacak öğrencilere tavsiyelerim şunlardır. Oraya gidip sadece derse kafa yormalarını istemem. Çünkü Erasmus başlı başına bir ders değildir ve olmamıştır. Sosyal aktivitelere, arkadaşlara daha çok önem vermelerini tavsiye ediyorum ki bu sayede hem İngilizcelerini hem oranın kendi dilini geliştirebilirler. Yemeklerini, kültürlerini anlamaya çalışsınlar ki insanlarla neler yaşıyorlar, neler yaşamıyorlar, nasıl bir hayatları var, daha anlaşılır bir sirkülasyon olsun onlar için. Ayrıca gitmeden önce nereye gitti, yani gidecekleri ülkeye göre kıyafetlerini, ondan sonra hal ve hareketlerini ona göre şekillendirsinler diyebilirim. Çünkü benim gittiğim yer yağmurluydu. Her gün yağmur yağdığı için ben oraya şemsiyem ve yağmurluğum vesaire, yani kalın şeylerimle gitmiştim diyebilirim. Erasmus öğrenim anlaşmasından gerçek anlamda faydalanmak istiyorsanız sizi Pamukkale Üniversitesi'ne bekliyorum.